Biz yaklaşık 2-3 aydan beridir bu metruk evlerin tutanaklarını tuttuk. İlgili birimlere de ulaştırdık. İlgili birimlerden de bize ön yazı geldi yıkılacağına dair. Ama süreç mi biraz gecikti artık neyse. Biz bu konudan dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle mahalle sakinleri gece saatlerinde bu madde bağımlılarının buralara girmesiyle yani kötü illegal şeyler yapmasından dolayı çok ciddi rahatsızlıklar yaşıyorlar. Yani mahallede herhangi bir huzur ortamı kalmadı böyle yapılar yüzünden. Yani yetkililerden biz bu yapıların hızla kaldırılmasını rica ediyoruz. Çünkü yani artık vatandaşların da sabrı kalmadı. Özellikle gece saatlerinde hangi harabe varsa o mahalle sıkıntı yaşıyor. Polis kuvvetleri de zaten her gün devriye atmalarına rağmen bir türlü yani baş edemiyorlar öyle söyleyeyim. Hani emniyet polis arkadaşlar sürekli mahallede dolaşıyorlar. Ama velakin bir çözüm sağlayamıyoruz bu konuda. Yetkililerden hassasiyetle bu konunun giderilmesini rica ediyoruz. Çünkü bu konu çok önemli bir konumuzdur. Bütün vatandaşın bu metruk evlerle ilgili çok rahatsızlık var. Her gün şikayetler muhtarlığa geliyor. Muhtarın ne zaman yıkılacak? Niye bunları temizlemiyorlar? Çünkü çok çocuklarımızın can güvenliği yok. Biz dışarıya çıkamıyoruz. Kötü niyetli insanlar kullanıyorlar. Bunu bir an önce yetkili kişiler bunu temizlemesini rica ediyoruz. Özellikle yeni il valimiz gelmiş. Ondan beklentimiz çoktur. İlçe kaymakamımız, belediye başkanımız. İnşallah bu sesimizi duyacaklar. Bize yardımcı olurlar. Bir gün önce bu metruk evlerimizi yıkıp temizlesin ki çocuklarımız rahat bir nefes alsınlar. Çünkü bu evlerde her kötü niyetli insanlar kullanıyor. Onun için yani buna bütün yetkili kişilerden Kaynartepe adına ben muhtar olarak rica ediyorum. Bir de bazı evlerde de kolonları gitmiş, altında çocuklar oynuyorlar. Allah korusun böyle bir çökme durumu da olabilir. Bir tanesi iki katlı kolon tümünü hırsızlar tarafından kırılmış, şişleri çıkartmışlar. Duvar kalmış o çökme altında o gün gitmişim 10 tane çocuk altında oynuyorlar. Çok tehlikeli bunlar. Hem de yazdır, koku veriyor. Her tarafa insanlarımız çok rahatsızdır. Acilen yetkili mercilerden ricamız bunun bir gün önce temizlemesini rica ediyoruz. Şu anda muhtarlık tespit etti 82 tane. Biri 7 katlı bir binadır. Diğerleri de tek katlı, 2 katlı, 3 katlı evlerdir. Yani şimdi ben çok yerlere başvuruda bulunuyorum. Bağlar Belediye'miz Büyükşehir diyor. Büyükşehir diyor kentsel dönüş. Kentsel dönüş ne zaman olacak belli değil. Çünkü bu önemli, bu acil durumdur. Her taraf kokudan geçemiyorsun. Çöplük dolu. Çocuklar içinde. Kötü niyetli gençler de geceleri kullanıyorlar. Serhoş, uyuşturucu, hap, silah. Her şey var içinde. Asayiş tarafında iyidir. Bir sıkıntımız yok. Yani memurları aradığım zaman yanımdadırlar. Hiç orada hiçbir sıkıntımız yok. Ama bir ev değil. Şimdi 82 ev bahsediyoruz. Sokaklar ayrı ayrı. Her biri bir yerde. Bir de bunun hangi saatte kullandığı belli değil. Memurlar gelip gidiyorlar. Bir saat sonra tekrar içinde toplanıyorlar. Ve bunun yani çok acil bir durumdur. Gerçekten biz bunu hak etmemişiz. İnşallah da belediyelerimiz de el ele verirler. Bir gün önce bizi burada bu metruk evlerden kurtarılmasını rica ediyoruz.